Topic, Animals. Bucky Walked Home. Evet, Bucky eve döndü, yürüdü. How pretty, right? Ne kadar sevimli, değil mi? Evet, Bucky adlı köpeğin, arkadaşlar, dramatik öyküsünü ne yapacağız? Okuyacağız hep beraber. Mark Wessels lives in the state of South Carolina. Evet, Mark Wessels, nerede yaşamış arkadaşlar? Güney Carolina eyaletinin... E, eyaletinde yaşarmış. E, and has a dog called Bucky. Evet. Bir de köpeği varmış. And has a dog. Bir köpeği var. Yine Mark Wessels demesine gerek yok. Devam ediyor cümleye. Has a dog called Bucky. Bucky diye çağrılan, seslenilen e, adlandırılan bir köpeği varmış. Şimdi burada aslında gizli ne var arkadaşlar? Aslında şurada gizli e, iz var. Bu aslında bir pasiftir bu. Call it e, aradı, seslendi anlamında ama pasif kullanıldığında ne oluyordu? Çağrılır, ifade edilir e, anlamı taşıyordu. Burada bu çok bariz olduğu için isimlerde yer e, olaylarıyla alakalı. Bunu buraya koymaya gerek duymuyorlar. Aslında burada bir gizli bir iz var aslında. E, is call bu aslında. Called it baki çünkü böyle zaten normal cümlede aslında normal cümlede bu nedir sanki köpek baki diye birine çağırmış seslenmiş gibi olur değil mi öyle değil bu köpeğe hani the dog a dog is called Bucky baki diye de okuyabilirsiniz bunu in January 2012 e, 2012'de e, Ocak ayında e, Mark gave give gave verdi e, kime baki kimi baki kime to his father babasına verdi who lives in the state of Virginia evet e, father who lives in the state of Virginia. Burada bir isim cümleci dediğimiz şey araya giriyor arkadaşlar that ve who ile. Father e, burada soru işareti olmuyor bu. Hani şu Virginia eyaletinde yaşayan babasının babası oluyor. Virginia eyaletinde yaşayan babası bu who bunu açıklıyor değil mi arkadaşlar? Bir önceki cümleyi açıklıyor. Bu soru cümlesinin başına gelseydi kim diye çevirdik. Ama soru cümlesinin başına gelmediğinde kim diye çevirmiyoruz? Who lives there? Hani orada yaşayan adam olarak çeviriyoruz. Almost 500 miles away. Neredeyse 500 mil uzakta. Away, uzakta diye çeviriyoruz. Far away, daha ötede uzakta. Away, uzakta. Mark was sad. Mark was sad when he said goodbye to his three year old dog. Hmm. Mark üzgündü. Ne, ne zaman? When he said goodbye to his three year old dog. Evet, üç yıllık köpeğine e, güle güle bay bay derken üzgündü. Mark üzgündü. Fakat he was nothing could do. But there was nothing. But there was nothing. E, bir, şey yoktu. Ne yap bir şey bir şey yoktu. Bu there was nothing. Bir şey yoktu. Ne yoktu? He could do. Yapabileceği bir şey yoktu. Değil mi arkadaşlar? There was nothing he could do. Yapabileceği bir şey yoktu. Bunu daha farklı da çevirebiliriz, söyleyebiliriz. The new apartment building that he moved to didn't allow dogs to live there. The new apartment building he moved to... E, taşındığı yeni apartman binası the new apartment building that bu sefer de that aynı buradaki who gibi açıklama yapıyor aslında. Hangi apartman binası he moved to? Move kıpırdamak, hareket etmek aynı zamanda da bir yerden bir yere taşınma anlamı da var arkadaşlar. Ufak nesnelerin kıpırdamasını veya bir ev taş evden taşınırken de, bir eyaletten bir yere taşınırken de kullandığımız şeyi hatırlarsanız. He moved to. Evet ne yaptı? Taşındığı apartman oldu değil mi? That onu açıklıyor. Taşındığı apartman. Didn't allow izin vermemiş. Neye izin? Allah'ın izin vermek niye e, köpeklerin orada yaşamasına izin vermiyormuş, vermemiş. However, ancak lakin, not long after, pek fazla uzun bir süre geçmeden, not long after, Bucky moved to Virginia. O, e, Bucky e, ne yapmış? Virginia hayatını e, taşınmış. Gözden kaybolmuş. He disappeared. Evet, gözden kaybolmuş. Şimdi arkadaşlar, appear, görünmek, ortaya çıkmak demek. The sun appeared deriz mesela. Güneş göründü veya biri bir ağacın arkasından göründü. Appear, görünmek, ortaya çıkmak. Appeared, göründü. Değil mi arkadaşlar? Appeared, göründü. Fakat disappeared, gözden kayboldu. Olumsuz yaptı yani bu eylemi arkadaşlar. Evet, disappeared dedik. Şöyle bakalım. Mark father searched everywhere for him. Mark'ın babası e, her yeri araştırmış. Onu her yerde araştırmış. Onun için değil, onu her yerde araştırdı diye söylüyor. Her yerde aradı, baktı. Search it, aramak, araştırmak, bakmak. Everywhere, her yerde. Nowhere, hiçbir yerde. Everywhere, her yerde. But, fakat, he couldn't find the dog. Fakat köpeği can bulmak kuldun kultsa pas hali bulamadı geçmiş zamanda yapamadı where was Bucky Bucky neredeydi Bucky was back in South Carolina o Bucky neredeymiş arkadaşlar Gü Güney Carolina'daymış nasıl olur bu iş 500 mil vardı arada when Brett Gallagher uh, Brett Gallagher found him onu bulduğunda 6 ay sonra 6 ay sonra onu bulduğunda arkadaşlar he was very thin çok zayıflamışmış değil mi çok zayıftı fakat but he was okay fakat iyiydi ne durumu yine iyiydi even after a journey e, hatta e, 500 değil mi arkadaşlar 500 millik neredeyse 500 millik yolculuktan sonra bile Hala yine iyiydi. Oo, hayvan ne yapmış? E, eski sahibinin olduğu yere geri dönmüş. Mr. Gallagher brought the dog to an animal hospital. E, Mr. Gallagher hayvanı bring, getirmek, brought geçmiş zaman hali e, getirdi. Neye getirdi? Köpeği to an animal hospital. Hayvanı bir, e, köpeği bir e, hayvan hastanesine Getirmiş. Where a nurse found a small computer chip. Ee, ve şu bu da şimdi bu da bu cümlenin açıklamasını yapıyor. Bu hastanenin açıklamasını yapıyor aslında. Ee, Hastane eğitimi nasıl bir hastaneye? Ee, bir hemşirenin hayvanın kulağında küçük bir çip, bilgisayar çipi bulduğu hastaneye e, getirmiş.'' Where a nurse found a small computer chip in the dog's ear. Şimdi bu böyle çok böyle karma çoban gelmesin size. Zaten bu bir düz cümle. Bu da where a nurse found a small computer chip. Ee, bir hemşirenin küçük bir bilgisayar çipi bulduğu yer. Neresinde? Köpeğin kulağında bir bilgisayar çipi bulduğu yer. Küçük bir bilgisayar çipi bulduğu yer. Hastane. O hastane. The chip had Mark Wessel's phone. O. Oh. Dolayısıyla Çip arkadaşlar ne varmış Have had ne vardı ee, Arkadaşlar çip Şimdi normal sahipliklerde have has olur Ama geçmiş zamanda have, e, Hepsi eşit had olur değil mi arkadaşlar The chip had Mark Wessels phone number hmm. Çipte ne varmış Mark'ın Wessels'ın e, telefon numarası varmış And soon Sonra biraz sonra To ve back Together again. Kısa bir süre sonra ikisi de tekrar birlikteydi. Back together. They were back together again. Tekrar birlikte olmak. Tekrar birlikteydiler. Kısa bir süre sonra. Very soon. Pek yakında sinemalarda diyor arkadaşlar. Birazdan anlamı var. Very dedikleri zaman daha yakın bir zamanda oluyor. Biraz sonra. Mark was very happy. Mark çok mutluydu. Ne için? Tekrar köpeğini görmekten dolayı. He said, o dedi ki, I thought I was going to cry. Ağlayacağımı düşünüyordum. I was past continuous. Ağlayacağımı düşünüyordum. None, no one is really sure how Bucky found his way back to the South Carolina. Evet. E, Bucky'nin e, Carolina'ya geri dönme yolunu nasıl bulduğuna dair kimse emin değil. Mark, Who now lives with Bucky? Mark şu an e, Bucky ile yaşıyor. Diyormuş ki, says his dog is, onun köpeği neymiş, just really smart. Harbiden de, ne diye çeviririz? Harbiden de zeki yani. Harbiden de akıllı yani. Köpeği için böyle diyormuş arkadaşlar. Evet, bu ara arkadaşlar köpeği için o öyle derken, biz de buraya bakıyoruz. All Things Grammar Topics e, sitesini isteyenler girip bunları PDF olarak çıktısını alıp tekrar kendileri okuyup e, Türkçe İngilizce çeviriler yapıp e, hem okumasını hem yazmasını geliştirmek isteyenler için harika bir kaynak olduğunu her seferinde hatırlatmamıza e, gerek oluyor bazen. Evet arkadaşlar e, buradaki allthingstopics.com adresine giriş yapıp devam edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.